Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kolayca hazırlayabileceğiniz tel tel dökülen el açması bardak böreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 7 su bardağı unu alalım. Klasik su bardağı kullandım. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. Yoğurdun sulu kısımlarından kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yeteri kadar tuz ve bir paket kabartma tozunu ekleyelim. 1 su bardağı su ekledim. Suyunu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 1,5 su bardağı kadar su ekledim. Hamuru çok iyi yoğurmalıyız. Yaklaşık 4-5 dakikadır yoğuruyorum hamurumu. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Tezgahın üzerine alıyorum. Yumurta büyüklüğünde 18 eşit parçaya bölüp hamuru yumaklayalım ve un serpilmiş tepsinin üzerine yerleştirelim. Üzerine bir bez örtüp yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Bu sırada iç harcını hazırlayalım. Yaklaşık 300 gram kadar beyaz peyniri çatalla ezip üzerine bir adet yumurta ekleyelim. Biraz karabiber ve 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyip güzelce karıştıralım. Bolca un serperek pasta tabağı büyüklüğünde yumaklarımızı açalım. Tüm hamurları açarak üst üste yerleştirebilirsiniz. Yapışmıyor zaten bol unla açtığımız için. Hamurların arasını yağlamak için 125 gram kadar margarini erittim. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Açmış olduğumuz hamurları üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar yağı, bakın gördüğünüz gibi, elinizle dağıtabilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde veya fırçayla da sürebilirsiniz. 9 adet yufkayı aralarını bu şekilde yağlayarak üst üste yerleştirelim. En üstteki hamurun üzerini yağlamıyorum. Kenara alalım. Böreğimizin diğer tabanı içinde yine 9 adet yufkanın aralarını yağlayarak üst üste yerleştirelim tekrardan. İlk yağlamış olduğum hamurumu aldım. Bakın videoda gördüğünüz gibi tezgahın üzerinde çekiştirerek tepsimin büyüklüğünce açıyorum. Yağlanmış tepsinin üzerine açmış olduğumuz hamuru yerleştirelim. Hafifçe kenarlara doğru taşırarak parmağımızla bastıralım. Böreğimizin diğer tabanı için diğer hamurumuzu da açalım. Çok kolay açılıyor bu şekilde ama isterseniz oklavayla da açabilirsiniz tabii ki. İç harcını her tarafına gelecek şekilde yayalım. Ve üzerine diğer açmış olduğumuz hamuru yerleştirelim. Kenarlardan sıkıca bastırarak kapatalım. Ve daha sonra bakın bu şekilde su bardağıyla üzerine bastırarak yan yana yuvarlak şekilde kesiyorum böreğimi. İstediğiniz boyutta bir bardak kullanabilirsiniz ama ince bir bardak olursa daha kolay kesersiniz. Veya bardakla kesmek yerine bıçakla kare kare de kesebilirsiniz. Ve hamurumuzun ara katlarını yağlamış olduğumuz yağın kalan kısmını tamamını üzerine döküyorum böreğin. Ve fırçayla her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Daha sonra 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek böreği pişmeye bırakalım. Benim böreğim yaklaşık 40 dakikada pişti. İlk sıcağın çıkmasını 10-15 dakika kadar bekleyip bu şekilde çıkararak servis edebilirsiniz. Bardak böreğimiz servis için hazır. Bakın altı da güzelce kızardı. Görüyorsunuz, bakın tel tel dökülüyor. Hem şekliyle hem lezzetiyle harika bir börek oluyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.
Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız.